Herkese merhaba. Geçtiğimiz günlerde bu sosyal medyada benim burada yaptığım videoları kesip biçen, sadece benim böyle gülmelerimi koyan bir tane fille karşılaştım. Dedim ki, çağırdım, gel dedim bir buluşalım, seninle bir konuşalım bakalım. Sen ne diye böyle şey yapıyorsun? Yok Cüneyt Bey sıyırdı, yok bilmem ne oldu, yok delirdi bu adam. Böyle kafa bulan bir video yapmış, yayınlamış. 10 bin kişi de seyretmiş, likelamış, bilmem ne yapmış. Dedim ki, ey fil kardeşim nedir adın? Abdullah dedi. Abdullah nedir derdin dedim kardeşim yani. Beni böyle madara ediyorsun, sanki delirmişim gibi yapıyorsun. Sana ne dedi? Ya dedim bir doğru konuş. Filsin diyoruz, bir şey demiyoruz hortumuna hürmetle. Sana ne kardeşim dedim. Dedim oğlum bak git dedim, yine dinletemedim. Bak dedim bir daha videoları böyle görürsem, inan bunun sorumlusu ben değilim dedim. Baktım hortumunu kaldırıyor. Sonuç? Ha. Abdullah'ı göstereyim size. Bana bak, benim de dalga geçen adamlara bu Abdullah'ın durumu ders olsun. Hepinize ders olsun. Adamı hortumundan asarım böyle tavana. Görüyorsunuz bak, Abdullah arkamda asılı. Eğer ki aranızdan birileri daha like'larsa, benimle ilgili şakaları böyle yaparsa, Abdullah gibi asarım hepinizi burnunuzdan böyle, hortumunuzdan tavana. Hepiniz hoş geldiniz. Neredeyiz bugün? Plevneli Art Galeri'deyiz. İstanbul'da çok güzel bir galeri açmış. Murat mesaj attı, dedi ki ya gel seni açılış yapıyoruz. Dedim kardeşim New York'tayım, gelemem ama geldiğimde de hemen buraya bir geleyim dedim. Bu arkamda gördüğünüz eserde 370 bin euro. Eğer 370 bin euro veriyorsanız bu fil eserini alıyorsunuz, evinizin tavanına asıyorsunuz. Tabii bir de buna uygun bir ev lazım. Yani öyle tavan olacak, 4 metrelik fili asabileceğiniz bir ev gerekiyor. O evi bulursanız ne ala. Burası eski likör fabrikası. İşte daha doğrusu Mecidiyeköy'deki, siz nereden biliyorsunuz burayı? Mecidiyeköy'deki eski Galatasaray stadının olduğu yer, Ali Sami'nin olduğu yer. Şimdi burada binalar yapıldı, bilmem ne oldu bu şeyde. Hatta Okan Bayülgen'in de burada bir mekanı varmış. Bir gideceğim bir gün bakalım. Buraya da bir likör fabrikasını korumaya aldılar ve 2 yıllığına da Murat Plevneli'nin şeyine vermişler. Murat Plevneli'nin zaten Emre Arolat'ın yaptığı çok güzel bir binası vardı. Nerede? Dolapdere'de. Orayı şimdilik kapatmışlar. Burayı daha faal hale getirmişler. Ve şu anda 20 sanatçının eserlerinin yer aldığı bir karma sergi var. Ve bu karma sergide şu anda burada benim gibi gelip gezebiliyorsunuz. İstanbul'daysanız üşenmeyin. Gayet İstanbul'un en havalı galerilerinden bir tanesinde eserleri gezebilirsiniz. Şimdi tabii bu contemporary art dediğimiz şey biraz çetrefilli bir iş. Yani bakıyorsunuz mesela şurada itfaiye şeyleri var, hortumları falan var. Diyorsun ki ya kardeşim bu acaba sanat eseri mi yoksa böyle mi koymuş? Çok zor çünkü niye bak, şurada da bir sanat eseri göstereceğim size, bak bu da bir sanat eseri işte, buradan böyle betonun içinden bir tane çiçek çıkmış, böyle bir sanat eseri de var. Kim yapmış bu sanat eserini bakalım hemen şöyle. Burada da anlatılım var. Tony Mattelli'nin Lapses adlı eseri, burada işte bronz üzerine boya, bu gördüğünüz aslında bronz, çiçek gibi görüyorsunuz ama sanatçımız burada çok ciddi eleştirilerde bulunuyor. Biliyorsunuz daha önce bu kanalı takip edenler, Square adlı bir filmden bahsetmiştim sizlere. Square de çok güzel bir filmdi ve bu contemporary art dediğimiz çağdaş sanata şahane bir eleştiri getiriyordu. İsveç yapımıydı. Oscar alamadı ama eğer seyretmediyseniz hepinize tavsiye ederim. Çünkü orada da sanatın ne olduğu sorgulanıyordu. Contemporary art dediğimiz şeyin ne menen bir şey olduğu sorgulanıyordu. Bak burada bir heykel var. Üzerine bir tane birisi sandviç bırakmış. Şimdi sen tabii gelince buraya diyorsun ki aa sandviç bırakmış, dur alalım yiyelim. Öyle değil tabii ki. O bir sanat eseri. Peki sanat eserini belirleyen ne? İşte burada Vasıf Kortun gibi bir tane adam vardı bizde. Vasıf Kortun vardı. Şimdi Ayvalık'a yerleşmiş ama bu adam da işte oradaki galerinin küratörü. O anlatıyor yani. Sanat nedir işte? Ben onu oraya koyarsam sanat olur diyor ama sen koyarsan sanat olmaz diyor. Böyle uzun sessizlikler olan ilginç bir röportaj vardı. Bu sanat eserinde de gördüğünüz gibi işte bak burada da bir tane lahana ne koymuş? Brüksel lahanası mı koymuş? Ona benzer bir şey görüyorsunuz. Etrafında böyle bir şey var. Hatta şuradaki heykele de muzlar koymuşlar. Muz kabukları koymuşlar. Bunlar böyle bir. Ben seviyorum, eğlenceli buluyorum bu şeyleri. Daha çok ne yazık ki sanat biraz daha fikirlere hapsolmuşa benziyor. Çağdaş
sanatta insanlar bir fikrin peşinde koşuyorlar. O fikrin nasıl hayata geçtiğinin çok da önemi olmuyor gibi geliyor. Ama eğlenceli en azından bir yere gittiğinizde, farklı bir şehre gittiğinizde tavsiye ederim. Mesela burada da şu sanat eseri bana nedense Müge Anlı'yı anımsattı. Diyeceksiniz ki ne diyorsun abi? Yani ben size hani ara sıra burada bu kanalda önerilerde bulunuyorum ya. Ya işte Netflix'te şu dizi var çok gerçekçi. Bu orada bu var çok bilmem ne falan. Şimdi bütün o tavsiyeleri unutun. Hepsini silin, sıfırlayın. Müge Anlı seyredin. Özellikle Müge Anlı'nın Palo ailesiyle ilgili 25 saatlik bir yayını var ki aman Allah'ım. Yani hani contemporary art dediğim budur işte yani. Hani ancak bir şey bu kadar iyi anlatılır. Bir ülke, bir ülkenin hukuku, bir ülkenin insanların en böyle dejenere olduğu sıfırın altındaki nokta. Hani bir film çeksen desen ki ya böyle bir şey yapayım dersin ki ya böyle bir şey yok abi hangi dünyada yaşıyorsun dersin ama ne yazık ki böyle bir şeyin olduğunu gördük. Birkaç saat seyrettim. Ben tabii sorundan yetiştim. Ben ilk başta biraz güle oynuyor sizlere anlatıyordum. Espriyle karışık anlattım. Geçen videoda insanlar da tepki göstermiş. Diyorlar ki ya bu kadar tecavüz var, taciz var, cinayet var ne gülüyorsun? Haklı, gülünecek bir şey değil. Oturup ağlamamız lazım. Ne bileyim abi ben bu kadar olduğunu bilmiyordum yani. Oturup izleyince fark ettim. Korkunç. Yani korkunç olan ne? Korkunç olan şu. Lars von Trier'in bir filmi var. En son çıkan bir film. Burada bir seri katilin hikayesi anlatılıyor ve bu seri katilin yaptıkları anlatılıyor ve seri katilin de ilginç bir serüveni var. O serüven de şöyle başlıyor. İşte bir tane cinayet işliyor. Bakıyor hiçbir şey olmuyor. İkinciyi işliyor. Yine bir şey olmuyor. Üçüncüyü işliyor. O hiçbir şey olmuyor. Dördüncüyü işliyor. Artık adam affedersiniz işin şeyini çıkartıyor. Hani. Ve artık ondan sonra limit yok. Bu biraz şeye benzetiyorum ben. Hani Rubicon'u geçmek diye bir deyim vardır diplomaside. Yani Rubicon bir nehirdir. İşte ve o nehri geçtiğiniz zaman bir daha dönüşü yoktur. Biraz bu hikaye bana bunu anlatıyor bu Palo ailesinin hikayesi. Adamlar bir defa Rubicon'u geçince o Tuncer denen affedersiniz hayvan bir kez yani cinayet işleyip ardından bunun hiçbir ceza almadığını görünce ardı arkasına cinayetler gelmiş, tacizler gelmiş, çocuklara tecavüzler gelmiş. Yani olmayan rezillik kalmamış. Ya izlerken şunu düşündüm. Yani bir insan hadi diyelim böyle bir halt yiyor, bunları yapıyor ve bir şekilde hukuk da bunları görmüyor ya da işte soruşturma açılıyor bir şekilde idare ediliyor, bilmem ne yapılıyor, kapatılıyor. Ebe kardeşim sen neden bir televizyon programına, hele de Müge Anlı gibi yani dedektif gibi bir televizyon programına çıkarsın ve bütün bunları tek tek anlatırsın? İnanın anlamıyorum. Üstelik de 25 saatlik bir yayın var. Herhalde bir haftadır, 10 gündür devam ediyor bu Palo ailesinin yaşadıkları. Yani neden bir katil ya da böylesine soğukkanlı bütün bunları, bütün bu haltları yemiş bir adam bir televizyona çıkıp canlı yayında bunları anlatır? Hedefi ne? Hedefi şu, ünlü olmak istiyor. Evet, aynen senin gibi. Instagram'da böyle dudağını büzüp böyle sürekli selfie çeken insan gibi ünlü olmak istiyor. Ya da sürekli yemeklerini paylaşan insanlar gibi ünlü olmak istiyor. Çünkü yetmiyor adama cinayetlerin örtbas edilmesi, kapatılması, cezaevine girmemiş olması. Adam mahallede ünlü olmak istiyor. Yaptıklarından bir şekilde ceza almayacağından o kadar emin ki canlı yayına çıkıp bunları bir gün değil, iki gün değil, üç gün değil, beş gün, yedi gün falan inkar edebiliyor yani. Yine de akıl alır bir şey değil. Sadece bu adamın yaşadıkları değil, yani bu ailenin yaşadığı da çok akıl alır bir şey değil. Neden? Çünkü baktığın zaman toplu bir delilik var. Böyle bir bulaşıcı bir şizofreni gibi. Yani birisi bir şey işliyor, ailenin bir kısmı buna ortak oluyor, tanık oluyor ama hiçbir şey söylemiyor. Yani söylese bile işte bir şekilde korkuyor. İşin içinde cinci hocalar, cinler girmiş, hurafeler girmiş. Bir şekilde her türlü cehaletin simgesi olan her şey girmiş ve bir şekilde bunlar kapatılmış, kapanmış. Tabii burada şunun da altını çizmekte fayda var. Yani bu kadar olay oluyor, çocuklar öldürülüyor, taciz ediliyor, tecavüz ediliyor, insanlar öldürülüyor, bayağı deliller var, kanıtlar var ama bir şekilde bunlar örtbas edilebiliyor. Hani böyle küçük cinayetler, küçük ama korkunç cinayetler. Bu Tuncer denilen adam gerçekten şu Fargo'nun son bölümünde bir tane karakter vardı, baş kahraman.
inanın bu adamdan daha beter bir adam olmaz diyordum. Gerçek hayatta böyle bir adamı gördüm. Soğukkanlı, gayet her dediğini, yani her dediğini herkesin inanacağını zanneden ve her türlü cinayeti işlemeye de meyilli bir adam. Şimdi diyebilirsiniz ki sen de ne demeye adamı suçluyorsun. Abi suçlanmayacak yeri mi kalmış adamın yani hani. Bak şöyle geçiyorum. Fire Hose Cabinet. Acaba bir sanat eseri mi? Bilemezsin. Biliyorsunuz en büyük çağdaş sanatın en önemli eserlerinden bir tanesi bir pisuar. Böyle milyon dolarlık. Evet abi yaptığınız her zaman işlediğiniz pisuar böyle sergiliyorlar yani baktığınız zaman şeyde. Bu fil de güzel bak biraz şöyle detaylar göstereyim. İlk başta esprisini yaptım ama harbiden. Yani tam böyle avize yerine al as abi şunu fili ya baksana. İstemez misin ya her eve lazım ya fil as. Başka eserler de vardı fil. Fil büyük geldiyse başka bir şey verir. Yavru fil. Şöyle alt kata doğru ineyim bakayım. Polo ailesinde diyeceğim o ki bu adamlar bu cinayeti bir kez işleyip başlarına bir şey gelmediğini görünce ve bundan da emin olunca soruşturmalar bir yere varmayınca bilmem ne olmayınca bu işi alıp başını götürmüşler ve olmayacak Türkiye'nin tüylerini diken diken edecek bir cinayete imza atmışlar. Tabii böyle bir şeyin yani Müge Anlı'yı tebrik etmek lazım. Şimdi eleştiriyorlar ya Müge Anlı da neden böyle bir şey yapıyor herkesi şey yapıyor ama sonuçta kapanmış bir şeyi ortaya çıkarttı yani baktığınız zaman. Yoksa onlara kalsa o Tuncer yalanları diziyor bilmem ne yapıyor. Aile zaten altak gever külah bir şekilde bunları anlaşıyor. Kimse iplemiyor yani çok ciddiye alınmıyor. İşte bu hani belki de sınıfsal bir şey yani. Aynı olay mesela daha varlıklı bir ailenin içinde olsa bu belki de Türkiye'nin hatta dünyanın haberi olabilirdi ama kenar mahallelerde kalmış yaşanan yani münferit diyeyim artık yani çok sık da görülen bir şey değil ama böyle bir olay olunca da işte kapanıp gidiyor. Ama şimdi Müge Anlı'ya bence bir ders daha düşüyor. Bir görev daha düşüyor. Abi ne olacak bu memleketteki psikolojisi bozulan insanların hali? Yani bak hepimiz şu arkamda gördüğünüz heykel gibiyiz yani. Psikolojimiz böyle. Nasıl toparlanacak? 25 saat insanlar buna maruz kaldı. Yani çok büyük bir, büyük diyeyim korkunç bir suç. Hep beraber dakika dakika ifşa edildi. İnsanlar seyretti ve sıradan insanlar seyretti. Of of. Hala benim hakkımda bir viral yapmayı düşünen var mı? Bir daha gösteriyorum bak filin durumunu Abdullah'ın. En son bana ne diyorsun diyordu. Burnundan astım. Hortumundan astım. Refik Anadol'un burada bazı eserleri var. O da bence önemli bir sanatçımız. Los Angeles'ta yaşıyor. En son Los Angeles Kültür Merkezi'ni bir video mapping yaptı ve çok etkileyiciydi. Ben de sosyal medyadan takip ediyorum. Boğaziçi adını verdiği dev boyutta son dijital heykeli, buna heykel deniliyor, burada gösteriyor ve Marmara Denizi'nin deniz radar görüntülerinden oluşturduğu bir veriyle bu heykeli yapmış. Kerim Karaoğlu'nun aynı bilimsel verileri kullanarak oluşturduğu müzik de bununla eşlik ediyor. Yani bu gördüğünüz görüntüler aslında arkasında bir veri işleme ya da big data'nın işlenmesi yer alıyor diyebiliriz. Sanatçı Los Angeles'ta Amerika'da yaşıyor. 1985 senesinde İstanbul'da doğan genç bir sanatçı kardeşimiz. Burada da sesle böyle heykellerin bir enstalasyonu var. Bakın şöyle göstereyim size. Görüyorsunuz. Kristal, metal, farklı şeylerden heykeller. Şöyle havalı bir şey göstereyim. Love yazmışlar böyle bir gördüğünüz gibi dikenli tellerle göndermeler ve şöyle bir mesela barış tacı yapmışlar dikenli tellerle biraz benim kör gözüm parmağına gibi gelmiş ama tabii sanatçımızın bu eseri de bilmem kaç yüz bin dolardan eurodan satılıyordur. Bu eserler satılıyor mu dedim evet satılıyor dediler isterseniz gelip satın da alabiliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilginç bir durum var. Burnumuzun dibinde Suriye'de yeni bir dünya düzeni kuruluyor ve bu dünya düzeni Suriye düzeni kuruluyor daha doğrusu. Ve bu Suriye düzeninde de Amerikalılar 4 ay içinde çekildikten sonra ne olacağı konuşuluyor, tartışılıyor. Amerika'da Trump'ın ulusal danışmanı var. Ulusal güvenlik danışmanı o buraya geldi. Onun niyeti gelme niyeti anlaşılan o ki Erdoğan'a böyle bir lecture vermek derler. Ders vermek hani.
şu şöyle yapılır, bu böyle yapılır. Ancak Erdoğan dedi ki senin muhatabın İbrahim Kalın'dır. İbrahim Kalın da konuştu. Gelmeden önce de işte biz YPG'yi, Kürtleri öldürtmeyiz, bilmem ne yapmayız gibi açıklamalar yapmıştı. Biraz da buna tepki olarak Erdoğan görüşmek istemedi. Nitekim salı günde çıktığı grup toplantısında bayağı bir yerden yere vurdu. Böyle bir şey kabul edilemez bilmem ne diye. Sonra da John Bolton böyle arkasına baka baka gitti. Tabii rezalet bir durum Amerikan şey için, diplomasisi için. Fakat şu önemli, aynı günlerde New York Times'ta da Erdoğan'ın bir yazısı çıktı. Bugün çıktı. O da gayet iyi bir diplomasi örneğini gösteriyor. Yani bize bugüne kadar hiç böyle şeyler yapılmazdı. Son birkaç yıldır bir şekilde köşklerini, köşkte, sarayda, külliyede artık adı neyse bir şeyler değişti. Ne değiştiyse bir şekilde bu uluslararası kamu diplomasisi çok iyi yapılmaya başlandı. Nasıl iyi yapılıyor? İşte böyle yazılar New York Times'ta, Washington Post'ta yayınlanıyor. Ve bu yazılardan da pek çok farklı anlamlar çıkabiliyor. İş adamı, hayırsever, koleksiyoner, fotoğraf sanatçısı John Pigozzi'nin Pool Party ve Me Plus Co adını verdiği sunumdan alınmış, sanatçının aynı adlı serilerden seçilmiş fotoğraflarından oluşmuş. Gördüğünüz gibi pek çok ünlü isim var. Andy Warhol'dan Faye Dunaway'e kadar pek çok ünlü isim de bu fotoğraf karelerinde yer almış. Adamın teki diyor, bunlar o kadar riskli ki her an gidip adamı kurtarabilirsin çer çöp içinden. Ama adam adam değil işte, eser. Welcome to çağdaş sanat, contemporary arts dünyasına. Neyse, yani diyeceğim o ki şimdi bunu deyince de vay abi satılmış yandaş bilmem ne, bunları gözü alarak söylüyorum. Eleştirince eleştiriyoruz. İyi olunca da söylemekten çekinmiyoruz bildiğiniz gibi bu kanalda. Doğru bir iş yapılıyor. Yani sarayda kimse bu işleri yapan İbrahim Kalın mı bilmiyorum, başka birisi mi? Ama doğru bir iş yapıyor ve gayet mantıklı bir iş yapıyor diyebilirim. İyi götürüyorlar yani şu anda uluslararası arenadaki en azından bu diyaloğu şeyi. Ben kola içmiyorum. İçenlere saygım var. İlla iç demiyorum yani. Hani öyle faşistçe şeyler yapmıyorum. Herkes kola içsin, kola içmesin, benim gibi su içsin demiyorum ama en son Tarkan'ın hani vardı ya şu havalı Coca-Cola reklamını da beğendim. Allah var, güzel çekmiş yani. Güzel de böyle bir viralle bir akım yaratmaya çalışmışlar. Ha tuttu mu bilmiyorum. Gençlere sormak lazım. Ama iyi. Ona karşı Lipton Ice Tea de bir tane kampanya yapmış. Onu da beğendim bak. O da Gülse Birsel'in dizisinde oynayan bir oyuncuyu oynatmış. İşte kolayına kaçma diye biraz uyduruk bir slogan yapmışlar ama en azından Türkiye'de böyle bir anti kampanyalar önemli. Tabii Coca-Cola deyip geçmeyin. Coca-Cola'da durum kötü. Şu anlamda kötü. Bu gazlı içecek segmeni bütün dünyada yavaş yavaş artık değer kaybediyor. Muhtar Kent de CEO'luğu bıraktı diye biliyorum. Yıllar boyunca Coca-Cola'nın başarılı CEO'suydu. Onu bıraktı. Coca-Cola ne olur ileride bilmiyorum ama çok yani bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra Coca-Cola içer mi insanlar? Ben şimdi içmiyorum. Siz niye içiyorsunuz onu da anlamış değilim. Yani mesele Coca-Cola değil. Pepsi-Cola da içmiyorum. Ne bileyim gazlı bilmem ne de içmiyorum. Şeker var zaten kilo alıyorsun. Bir de içinde ne olduğunu bilmiyorsun. Ayrıca çocuğuma da içitmiyorum. İçitmiyorum derken daha gazlı bir şeyi tatmadım abi. Varsın tatmasın abi. Ondan da eksik kalsın yani. Şart değil yani. Onu da öğrenmesi, bilmesi. Time Bryan ve Kiraz Ağacı başlıklı sunumunda yer alan heykellermiş. Hayatın anlamını sorguluyormuş ve duyulara hitap eden benzersiz bir görsel dille izleyiciyi adeta başka bir aleme taşıyormuş. Gittiniz mi başka bir aleme? Bakın gidin. Götürün sizi başka bir aleme. Bildiğiniz gibi Türkiye'de bir laylon poşet tartışılıyor. Evet, yanlış duymadınız. Laylon poşet. 25 kuruşa satılan bu poşetler iyi midir, kötü müdür? Alalım mı, verelim mi? Neden pahalı? Neden üzerinde bilmem ne var? Keşke bütün dertlerimiz böyle olsaydı. Hepsi böylesine kolay tartışabileceğimiz, üzerinde ne bileyim eleştirebileceğimiz bir şey olsaydı. Bu laylon poşeti görünce de benim aklıma nedense American Beauty'de uçuşan bir tane poşet vardır. Seyrettiniz mi o filmi? Seyretmediyseniz tavsiye ederim. İlginç de bir şeydir, filmdir. Ama o sahnede zaten daha 25 kuruşluk poşetler satılmadan önce bizim dikkatimizi çekmişti ve bayağı da vay anasına sayın seyirciler demiştik. Gördüğünüz gibi tef çalan Hitler şeyinin önünde bir adamcağız görüyoruz burada. Şöyle bakalım şuraya. Bak. Sanatçımız burada ne demek istiyor acaba? Böyle bir şey yapmıştık ya bundan yıllar önce. Bir Biennale açılışı.
O zamanlar bir arkadaşım vardı sevdiğim. Artık sevmiyorum kendisini. Tek tek böyle şey yapardık. Video art odalarının içine girip "This has been done before" diye bağırıyorduk. Biliyorsunuz o da bir eser. Yusuf Nabil dedim. Yusuf Nabil'in son sunumunda "I Saved My Belly Dancer" adlı 12 dakikalık bu videoda Selma Hayek rol almış ve sunuma da ismini vermiş. Dansözlere olan hayranlığını şiirsel bir tasvibi olmasının yanı sıra Orta Doğu'ya ait olan sanatlarının yok oluşundan aldığını söylemiş. Oho, bizim zaten çoktan kayboldu gitti. Yılbaşında biliyorsunuz böyle sanat eserleri görürdük. Nicedir bu sanat eserlerine hasret kalmış durumdayız. Tıpkı Tutti Frutti gibi. Olaylar gelişirken ben yavaş yavaş çıkayım dedim. Ve son olarak bir kitap önermek istiyorum. Diplomatik Vahşet. Sabah gazetesinden 3 yazar yazdı. Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin dakika dakika hikayesini anlatmışlar. Kalın bir kitap. Ben editör olsaydım derdim ki gazeteci arkadaşlara gelin şunu 100 sayfa kısaltalım ve uluslararası bir kitap olalım. Kitap olsun. Olsun, bu haliyle de güzel yazmışlar. 5N1K'da da konuk ettik kendilerini. Hepinize tavsiye ederim. Vaktiniz olursa alın okuyun diyeyim. Ve hepinize giderken şurada gördüğünüz gibi benim virallerimi yapan film başına gelenleri bir kez daha ibret alemi için gösterip iyi günler dileyim. Yeni bir yayında buluşuncaya kadar Allah akıl sağlığınızı korusun. Ne diyeyim başka?